Hadi. Ay bu adam kim? Ay sen duymadın mı? Yeni fedayı işte. Yasemin Hanım'ı koruyacakmış. Ay mermer gibi çok yakışıklı maşallah. Kızım Allah sahibine bağışlasın denir. Ya adam evli barklı. Yan tarafta da karısı oturacak. Ay ne? Timur Bey... Yandaki koskoca evi onlara mı veriyor? Ya. Ay bu adam karısını çok seviyor. Görüyor musun ya nasıl değer verdiğini? Yani korumayı bile el üstüne tuttuğuna göre. Ya. Leman Hanım'ın kemikleri sızlıyordur. Neredesiniz? Sesleniyorum ortada kimse yok. Kusura bakmayın Yasemin Hanım duymamışız biz. Buyurun. Fatmacığım bana bir kahve yapar mısın? Bu benim işim biliyorsunuz ki hanımefendi. Fatma servise bakıyor. Ben şimdi yaparım, o getirir. Hayır, Fatma yapsın istiyorum. Sizin kahveniz zehir gibi oluyor. İçemiyorum. Tamam, yapıyorum ben hemen. Yerleştiniz mi? Yerleştik ya. Dağmış diyorsun, yok diyorsun. Tam olarak neyden bahsediyorsun acaba? Oo. Öyle olur. Bekir Bey. Gökşe Hanım. Bir sorun mu var? Yok yok. Ne panik. Siz? Adem. Benim arkadaşım. Can arkadaşım. Özel kuvvetlerdendi. Özel kuvvetler? Bordo Bereli. Bordo Bereli. Tehlikeli adam diyelim Gökçe Hanım. Çok memnun oldum. Gökçe ben de. Ha, Gökçe Hanım Timur Bey'in kızı. Öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Aa, yüzük güzelmiş. Alyans. Aradaki farkı bilmiyorum ama çok da umurumda değil açıkçası. Kahveniz hazır, nereye bırakayım? Şöyle bırakabilirsin. Babanız yoklar mı? Babam ne alaka ya? Gökçe Hanım, Adem Yasemin Hanım'ın koruması olacak malum sebepten. Geçmiş olsun o zaman. Size iyi şanslar. Bekir Bey. Gökçe Hanım. Gökçe Hanım bizim skandallar prensesimiz. Tanışmış oldun. Hadi gel eve geçelim. Fatma, Yasemin Hanım burada mı? Evet, salonda. Bekleyin ben hemen haber vereyim. Gerek yok Fatmacığım, duydum. Buyurun. Buyurun. Yasemin Hanım. Adem geldi. Evet görüyorum, ne yapalım? Dışarı çıkacağınız zaman haber verirseniz. Fatih haber verir. Tabii.
Gamze, sen nasıl geldin? Nasıl geleceğim ayol? Bindim otobüse, geldim işte. Ama keşke haber verseydin çünkü bize tam çıkıyorduk. Aşk olsun Nevin. Bana gitme diyorsun yani. Kızım, 2 saat yol geldim ben sizin yeni evinizi görmek için. Merak etme, fazla oturmam. Ayol, ondan mı diyorum? 5 dakika sonra gelsen kapıda kalacaksın. Ama kalmadım. Ben Allah'ın sevgili kuluyum kızım. Her zaman böyle 4 ayak üstüne düşerim. İlahi teyze. Allah iyiliğini versin Nevin. Villa villa dediğin ev bu muydu? Kızım, burası müştemilat. Ayol, ne var evde ya? Mis gibi ev, müstakil. Gel bak, bahçe çok güzel. Bak, bahçeyi göstereyim sana, gel. Tamam, manzara güzel ama ev küçük. Ay teyze ya, ne yapacağız kocaman evi? Bu ev bize yeter de artar bile. Zaten 3 kişiyiz. Ya yarın öbür gün 4 olursanız? Öyle bir ihtimal yok, unuttun herhalde. Ay, unutmadım kızım. Hiç unutur muyum? Öylesine ağzımdan çıkıverdi işte. Hem kızım, Allah'ın işi belli mi olur? Tamam, bu konuyu kapatalım lütfen. Düşündükçe kötü oluyorum. Yok kızım, olma kötü mötü. Biz ne konuştuk seninle? Öyle bir şey yok. Hiç olmadı. Tamam. Kaç sene geçmiş aradan. Yarın öbür gün Adem'in yanında da kötü olursan böyle. Allah korusun kızım ya. Zaten en büyük kabusum bu. Eğer Adem öğrenirse ölürüm resmen. Sen renk vermezsen nereden öğrenecek Adem? Ha? Deli deli konuşma, tamam. Benim boş boğazlığım. Özür dilerim. Sen teyzecinin kusuruna bakma, tamam mı? Tamam. Hem bak, hediye aldım ben size, ev hediyesi. Aa, niye zahmet ettin, masraf ettin o kadar? Ama canım, ne masrafı? Tam sakızı çoban armağanı. Küçücük bir şey zaten bu. Aa, küçücükmüş gerçekten. Ama canım, sen villa villa deyince ben de büyük bir şey sandım. Evin içinde kaybolmasın diye bunu aldım. Ne bileyim. Bak ne yapalım. Kapının karşısındaki duvar var ya, bunu oraya asalım. Böyle ilk giren bunu görsün. Elem terefi şişken gözlere şiş. Hatta ben hemen asıvereyim. Sen buna çekiç getir, çivi getir, bir de sandalye asayım. Yok teyzeciğim, hiç gerek yok. Adem boş vaktinde ayarlar. Hem sen şimdi düşersin. Allah muhafaza. Unutturma ama, tamam. Tamam. Hadi ben kahve yapayım da içelim. Hadi. Ben evi çizeyim. Yok. Önce sen otur, kahve içelim, sonra bakarız. Tamam. Tamam, hadi. Merhaba. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Geçiyorum.